Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi tüm dünyadaki Uygurların ve Doğu Türkistan halkının yeni yılını kutluyor. Yeni yılınız kutlu olsun. Etik tarafından yayınlanan yeni yıl mesajında Etik Başkanı Karakaş, Uygurların ve Doğu Türkistan halkının 2017 yılında tarihin en karanlık ve acımasız dönemini yaşadığına değindi. Aynı zamanda tüm acılara rağmen birlik ve dayanışma içerisinde mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptı. Karakaş şöyle konuştu. 2017 yılında Çin zulmü zirve yaptı. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da kitlesel tutuklamalar devam etti. Çin işgal güçleri yüz binlerce Uygur'u hapsetmekle yetinmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük Nazi kampını Doğu Türkistan'da kurdu ve her aileden en az bir kişi bu kamplara hapsedildi. Böylece aileler yok edildi. Çocuklar kimsesiz kaldı. Tüm halkımızın güven ve umutla geleceğe bakmalarını diliyor, yeni yılın tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. ABD'li haber ajansı Associated Press'te yayınlanan Çin nefreti onları savaşa götürdü başlıklı makalede, Çin'in baskı, zulüm ve ırkı aşağılamalarının Uygurları Suriye Savaşı'na zorladığı ileri sürüldü. Fakirler başkentten kovuluyor. Çin'in başkenti Pekin'de yetkililerin Diduan Renkoi diye adlandırılan düşük gelirli aileleri şehirden kovma operasyonu devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın İran'da yaşanan gösterilerle ilgili açıklamasına cevap verdi. Protestolara Trump'ın açıklama yapma hakkının olmadığını belirten Ruhani, anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır ifadelerini kullandı. İsrail'in çeşitli kentlerinde cumartesi geceleri yapılan Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı utanç yürüyüşü ertesi günde sürdü. Rusya Federasyonu, Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen ABD'li senatör Jin Shehane'e vize vermeyi reddetti.